Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce gelin biraz sohbet edelim sizinle. Biliyorsunuz 4 aydır piyasa yatay gidiyor arkadaşlar. Hiçbir hareket yok, bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı ve inanılmaz bir daralım var. Mesela günlük grafiğe baktığımızda çok aşırı bir daralma var arkadaşlar. Yani her an bir hareket gelebilir anlamına geliyor bu. Şimdi hareket ne tarafa gelecek? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız ve daha derin konulara ineceğiz. Dün kısa bir videoydu. Dün videomda söyledim. Bugün detaylı analiz yapacağım diye. O yüzden video biraz geç geldi. Ufak bir hazırlık yaptım arkadaşlar. Bu videoda boğa sezonu sinyallerine değineceğiz ve ayı sezonu sinyallerine değineceğiz. Hangisi daha ağır basıyor? Yorumu siz yapacaksınız. Ben size verileri göstereceğim arkadaşlar. Neler olumlu, neler olumsuz bunlara değineceğim. Kısa vade neler bekleyebiliriz? Bunlara değineceğim. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar kanal grafiğimizde şu an ne görüyoruz? En son yükselişle mevcut kanalın orta çizgisine gelmişiz. Kıramamışız. Tekrar düşmüşüz arkadaşlar. Ve alt çizgisine gelmedik bir türlü. Ve buralarda tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani biz şunu görebiliriz. Eğer yükseleceksek bir ihtimal alt çizgiye geliriz. Ondan sonra bir tepki gelebilir arkadaşlar. Öyle bir durumda nereye düşebiliriz? 29.100 seviyelerine bir iğne gelebilir arkadaşlar. Şu an bizim ilk desteğimiz orası. Ora kırılmadıkça yukarı yönlü bir hareketin gelme ihtimali var. Yani bu grafikten onu anlıyoruz. Yükselişlerde de takip edeceğimiz direnç seviyesi 30.350 seviyesinde. Orayı kırmamız durumunda arkadaşlar 31.400'ler sıradaki hedef haline gelir. Peki kanal kırılırsa 29.100'ü kırdık diyelim. Altında tutunuyoruz. 4 saatlik kapanışlar yapıyoruz. Bir ihtimal 28.300, 400 o bölgelere kadar gevşemeler devam edebilir arkadaşlar. Bir alt kanalın orta çizgisi hedef haline gelir. Yani gün içindeki hareketlerde biz bunları takip edeceğiz. Gelelim Bollinger bandına. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi fena bir şekilde daraldı. Bu kadar daraldı daha önce görülmüş mü? Bir bakalım. Biraz geçmişe yolculuk yapalım. Mesela şu an neredeyiz? Buradayız. Ocak 2023. Yani 8 ay önce buna benzer bir daralma yaşanmış ve gördüğünüz gibi yukarı kırmış arkadaşlar. O dönemlerde de nasıl diyeyim? Yatay bir piyasa vardı. Bakın arkadaşlar, Kasım ayından Ocak ayına kadar dümdüz giden bir BTC vardı. Daralım giderek artmıştı <laughs> ve kırılım gelmişti arkadaşlar. Yukarı yönlü gelmişti. Mesela buradaki ipucu ne olmuş? Bollinger orta bandı üzerinde tutulmuş tutulmuş kırılımı yukarı yapmış arkadaşlar. Yani ne anlıyoruz? Daralım varsa Bollinger orta bandının ise yukarı kırma ihtimali daha yüksek. Şimdi günümüze geliyoruz. Şu an hala biz orta bandın üzerinde tutunmaktayız. Yani yukarı kırma potansiyeli daha yüksek gibi duruyor. Bir de şöyle bakınca yükselen tepe yapmışız burada gördüğünüz gibi. Bu da ayrıyeten olumlu bir sinyaldir. Yani bir ihtimal yukarı yönlü bir kırılım görebiliriz kısa zamanda. Peki nerelere gidebilir? Oralara da değineceğim arkadaşlar ama şöyle de bir olay var. Mesela haftalık grafik bu. MA21 arkadaşlar önemli bir destek seviyesi. Yani eğer biz boğaya girdiysek MA21'in üstünde tutunmaya devam etmemiz lazım. Nasıl ki 2015 boğasından yani 2017 sonuna kadar olan o iki buçuk yıllık süreçten bahsediyorum arkadaşlar. Sarı ortalamada tutunarak gittiysek şimdi de aynısını yapmamız lazım. Ve bu yükselişler esnasında arada bir uyumsuzluklar gördük arkadaşlar. Uyumsuzluğun hedefi de sarı ortalama olmuş. Gördüğünüz gibi bakın burada da bir uyumsuzluk vermiş. Şöyle hani burada da sarıya bir iğne atmış tepkisini almış. Yani anlıyoruz ki uyumsuzluğu hedefi sarı ortalama. Şu an biz neredeyiz? MA21'in üstündeyiz arkadaşlar. Bu olumlu bir şeydir. Ve burada yükselen tepe varken ara da alçalan tepe var. Yani bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Eğer uyumsuzluk dolacaksa 28 bin dolarlarda MA21 bulunmakta. Yani ne görebiliriz? Bir ihtimal aşağı bir iğne ondan sonra yukarı yönlü tekrar bir hareket görebiliriz. Eğer biz alçalan dip yaparsak bakın arkadaşlar burası önemli. Alçalan dip 25.800 altında haftayı kapatırsak o zaman bu trend bozulmuş olur bana göre. Hem MA21'in altında kapatırız hem de alçalan dip yaparız arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi sol omuz baş sağ yani bir oba formasyonu var. O da devreye girebilir. Yani bizim için kritik seviye Neymiş arkadaşlar? Evvela MA21'in altında kapatmayacağız. O da 27.900 seviyesinde hemen hemen. İlk olarak onun altında kapatmayacağız. Diyelim kapattı son teyit olarak 25.800'ü takip edeceğiz. Oranın da altında hafta kapatırsa bu boğa sinyalleri yalan olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim. Bu da Golden Ratio Fibonacci günlük grafikte. Şimdi yavaş yavaş Boğa sinyallerine geleceğim. Yani biz boğaya mı girdik yoksa bir tuzak mı bu? Bu konuya değineceğim. Öncelikle MA21'in üstünde olmamız bir boğa sinyalidir. Bakın en son boğa bu rallisinde bunu gördük. Sadece şu noktada 2018'de dibi yapıyoruz. 2019'da 14000 dolara giden bir ralli var. Şu noktada tekrar altında kapatıyoruz. Yeniden bir düşüş trendine giriyoruz arkadaşlar. Yani burada altında kapatması hoş olmamış gördüğünüz gibi üstündeyken altında kapatıyor. Üstündeyken altında kapatmıyor ve rally devam ediyor. Aynı şey bir önceki boğa piyasasında da mevcut. Yani ne anlıyoruz? Altında kapanış sıkıntı doğurabilir arkadaşlar. En dipten beridir biz hala altında kapanışlar yapmadık. Yani bu ne? Olumlu bir sinyaldir şu an. Bir boğa sinyalidir. Diğerine geleyim. Bu da Golden Ratio Fibonacci günlük grafikte. Bakın arkadaşlar daha önce bu konuya değindim. Bir daha değinmek istiyorum sizin için. Şu an Golden Ratio Fibonacci'ye baktığımızda bir boğa piyasası geldiğinde neler oluyor? Oraya değineceğim. Bakın mesela bu ortalamalar yönünü yukarı çevirmişse arkadaşlar şöyle pota yani bildiğimiz boğa sezonundayız. Gördünüz mü? Ay sezonu geldiğinde de ortalamalar aşağı baş çeviriyor. Bakın şöyle. Şu noktada eğim tekrar yukarı gidiyor. Bütün ortalamalar yönü yukarı çeviriyor. Ondan sonra boğa sezonu geliyor. Daha sonra 2017 sonlarında zirve yapılıyor 20.000'de tekrar ayıya giriyoruz. Ortalamalar aşağıya bakıyor. Bitcoin negatife bağlıyor vesaire. Şu noktadan itibaren ortalamalar yukarı eğim vermeye başlıyor. Ve dip yapılmış oluyor. Kademeli olarak bu piyasasına giriyoruz arkadaşlar. Şimdi de aynı şeyi görüyoruz. Ortalamalar yönü yukarı çevirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi geçmiş verilere baktığımızda bu bir boğa sinyalidir. Boğa sezonu sinyalidir. Bu da bir boğa sezonu sinyalidir. Yani iki tane boğa sinyalimiz var şimdilik. Diğerine geleyim. Üç günlük golden cross arkadaşlar. Biliyorsunuz aylar önce üç günlük dead cross da yani bir sene önce yarı yarıya düşüş beklediğimi söylemiştim. Ve gerçekleşmişti arkadaşlar. Bunu geçmişten örneklerle gösterdiydik. Şimdi golden cross geldi arkadaşlar. Bakın şöyle yakınlaştırayım. Şu anda da bir Golden Cross gerçekleşti. Üç günlük grafikte. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hemen oraya değineceğiz. Bakın arkadaşlar. Daha önceki ayı piyasasında Dead Cross yapılıyor. BTC dip yapıyor. Ondan sonra Golden Cross geliyor. Boğa sezonu başlıyor. Gördünüz mü? Bu ilkinde öyle olmuş. Gelelim ikincisine. 2018'de ayı piyasası başlıyor. Dead Cross gerçekleşiyor. Yarı yarıya düşüyor. Aylar sonra bir golden cross oluyor. Bitcoin dip yapmış oluyor. Kademeli olarak yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Sert düşüşlere rağmen dip yapılmış oluyor zaten ve yükseliş devam ediyor. Şu anda da biz ne yaptık? Zirve yaptık. Ayıya girdik. Dead cross gerçekleşti. Yarı yarıya düştük. Aylar sonra tekrar bir golden cross geldi. Yani geçmişe bakacaksak bu da bir boğa sezonu sinyalidir. <laughs> yani 1, 2 ve 3 tane boğa sinyalimiz var. Diğerine geleyim. Bunu ilk defa paylaşıyorum arkadaşlar. Bu da haftalık grafikte Goose'in Channel grafiğimiz. Şimdi bu grafikte ne görüyoruz? Geçmişte ne yapmış mesela? Boğa sezonundayken rengi yeşilmiş bu kanalın. Gördünüz mü? Daha sonra kırmızı oluyor, BTC dip yapıyor. Daha sonra bir sene falan yatay süreç. Bütün bu kanalın üzerine atıyor. Renk yeşile evriliyor ve boğa sezonu başlıyor. Gelelim 2018 ay piyasasına. Aynı şey orada da oluyor. Kanalın içine giriyoruz. Kırmızıya evriliyor. Sert bir düşüş geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra kanalın üzerine oturuyor. Kırmızı yeşile dönüyor. Dip yapılmış oluyor. Kademeli olarak boğa sezonu başlıyor. Şimdi ne görüyoruz? Mevcut ay piyasasında da düştük düştük. Kanalın altına kırdık. Kırmızıya döndü. Yarı yarıya düştü. Aynı geçmişte olduğu gibi. Ve bu sefer biraz uzun sürdü. Renge bakarsanız arkadaşlar kırmızı renk bu sefer biraz uzun sürdü. Ama netice olarak kanalın üzerine çıkmayı başardık. Ve yeşil rengi yeni yeni yaktık arkadaşlar. Yeni yaktık da. Yani geçen hafta yeşil renkten başladık biz. Geçmiş diyor ki bize yeşile döndüğünde boğa sezonu hayırlı uğurlu olsun diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Yeşildeyken boğa sezonu diyor. Şu anda da yeşildeyiz. Yani burada da ciddi anlamda bir boğa sinyali almış durumdayız arkadaşlar. İnşallah boğa sezonu başlamıştır. İnşallah. Şimdi bazılar diyecek e, boğadaysak sepet niye yapmıyorsun? Arkadaşlar biz önceki boğada da bekledik. Dominans istediğimiz yerlere gitti. Ondan sonra sepet yaptık. Yani sepet konusunda acelemiz yok. Ki buraya kadar her şey lay lay long. Bundan sonrasına da değineceğim de arkadaşlar. Şimdi bunlar boğa teyitleri ama diğer sinyalleri de göstereceğim. Ondan sonra gerisini siz düşünün arkadaşlar yapacağız tamam mı? Bu da aylık grafik. Aylıkta da bir boğa sinyali aldık arkadaşlar. Aylıkta Bollinger orta bandının üzerinde aylık kapanış geldi. Bak. Bunu daha önce ne zaman yaptıysak boğa sezonuna girmişiz. Örnek vereyim 2014 düşüşü 15 boğa sezonu tamam mı? Burada orta bandının üzerinde kapatıyoruz. Boğa sezonu başlıyor. 2018 ay piyasasında Orta bandın üstünde kapatıyoruz. Sonra boğa piyasası başlıyor. Ve şu anda da orta bandın üstünde kapattık. Belki de boğa piyasası başlamıştır. Tamam mı? Yani burada da ciddi anlamda bir sinyal var. Diğer taraftan da MACD aylıkta al sinyali verdi. Bunu ne zaman yaptıysa arkadaşlar örnek vereyim. Şöyle gidelim. <laughs> Bakın mesela burada vermiş. Ne zaman? 2016'da. Şu noktada. band kırılmış. Mekti al vermiş. Bu sezonu başlamış arkadaşlar. Gelelim 2018'e. Orta bandı kırmış. Mekti burada al vermiş. Kademeli olarak boğaya girmiş. Şimdi de aynı sinyali alıyoruz arkadaşlar. Hem orta band kırıldı hem Mekti al verdi. Şimdi arkadaşlar burada iki tane nokta anlatacağım size. İlkinde direkt boğaya giriyor. Yani 2015'te, 2017'ye giden süreçte direktman boğaya giriyor orta bandı kırdığında. Ama 2019'da arkadaşlar üst banda gidiyor. 14.000'e çıkıyor. Oradan 3.900 dolara tekrar düşüyor. Gördünüz mü? Burada farklı bir şey var. Burada da daha farklı bir şey var. Bu da üçüncüsü arkadaşlar. Yani burada iki senaryo var. Ya direkt boğa ya da üst banddan tekrar geri çekileceğiz arkadaşlar. Şimdi... Aynısını mı yapması lazım? Yani ilkindeki gibi mi? ikincisindeki gibi mi? Hangisini yapması lazım? Arkadaşlar bambaşka bir şey de yapabilir. Bazılar diyor ya böyle olacak ya böyle olacak. Başka türlü de olabilir arkadaşlar. Belki de az sonra bahsedeceğim şeyler bir ipucudur. Bakalım arkadaşlar ama bu grafiğe göre bence hani bir Bollinger üst bandını bir öpüp koklamamız lazım diye düşünüyorum. O da şu an 42 bin dolar seviyesinde arkadaşlar. Yani potansiyel hedefimiz 42 bin dolar gibi duruyor şöyle bakınca. Şu an 29.400 diyelim oraya gittik. Yani %50'lik bir yükseliş anlamına geliyor arkadaşlar tamam mı? Yani isteyen pozisyonu ona göre alabilir. Buradaki kilit nokta ne? Arkadaşlar her şey olumlu madem. Desteği takip edeceğiz. Burayı takip edeceğiz arkadaşlar tamam mı? MA21 altında evvela bir haftalık kapanış yapılmayacak. Videonun başında söylediğim gibi bu görülmedikçe arkadaşlar bir sıkıntı yok. Tamam mı? Gelelim diğerine. Şimdiden sonraki bölümde tam tersi arkadaşlar ayı sinyallerine değineceğiz. Şimdi malum burada bir al boğa sinyali var. Burada bir boğa sinyali var. Burada bir boğa sinyali var. Burada da var. Burada da var. Yani geçmişten beri arkadaşlar bunlar ne zaman olduysa Boğa sezonu başlamış, değil mi? Bunlara değindik deminden beri. Peki acaba diyorum biz bu sinyalleri yakaladık boğa geldi öyle değil mi? O dönemler biz bu yükselen kanalın içinde olduğumuz için acaba bu sinyaller çalışmış olabilir mi? Acaba şu an kanalın altında olduğumuz için çalışmaz mı? Bak bu da bir mantıktır neticede. Öyle değil mi? Yani bu kararı siz vermeniz lazım. Ben şahsen Bakmam buna. Zaten bir alt konsepti yapmam için dominansı takip ediyorum arkadaşlar. En az bir %60'ları bir görmek isterim. Tamam mı? O esnada da düşer mi çıkar mı zaman gösterecek. Ama burada netice olarak bir kanalın kırılımı mevcut. Ve ısrarla kanalın içine giremiyoruz. Şu an kanalı test edecek olursa arkadaşlar 42 bin dolar seviyesinde. Demin de bahsettiğim gibi Bollinger orta bandı üst bandıyla örtüşmektedir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Şunu kaldıralım. Şöyle Bollinger bandımızı da açalım. Bakın arkadaşlar bu kanalla aylık Bollinger üst bandı aynı seviyede. Yani bir ihtimal 42 binlere gideriz. Ondan sonra belki tekrar aşağıya. Anladınız mı? Önemli olan burada kanalın içine girmesi. O da zor gibi duruyor şöyle bakınca. Yani elimde şu an çok derin bir ayı sinyali var aslında. Zaten bir senedir bahsediyoruz bundan. Kanalı kırdık. Kanala doğru bir hareket gelebilir. Değil mi? Onu da şu an yaşıyoruz. Ondan sonrasını hep birlikte düşüneceğiz. Diğer bir ayı sinyali de bu. Bunu da daha önce e, konuşmuştuk biliyorsunuz. Bu aylık değil yıllık grafiktir arkadaşlar. Bir mum bir seneyi temsil ediyor. Yani bir mumun bitmesi bir sene sürüyor. Sonra yeni bir mum açılıyor. Bir sene boyunca o mum devam ediyor. Sonra bir mum daha geliyor. Ve daha önce de değindiğimiz gibi bugüne kadar arkadaşlar her zaman mumlar ya, ya yatay mum ya yükselen mum. Yani hiçbir zaman alçalan mum olmamış. Şuradaki geri çekilmede bile alçalan mum olmamış. Şimdi öyle zannedenler için bir detaylandırayım. Bakın arkadaşlar yeşil bir mum var. Bu mumun altında kapatmadan burada kapatıyor kırmızı renk ama mumun altında kapatmıyor. Ondan sonraki yıl iğne geliyor mumun altına ama kapanış mumun altında olmuyor. Gördünüz mü arkadaş? Bu hiçbir zaman olmuyor. Ta ki yıl kapanışına kadar. 2023'ün Ocak ayında bunu söyledik arkadaşlar. Alçılan mum yapıldı ilk defa diye. Şimdi burada da negatif ana kanal kırılmış ilk defa ve ilk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve diğeri de arkadaşlar 3 haftalık dead cross. Bunu da ilk defa yaşıyoruz. Bakın yani tarihi bir trend var karşımızda. Gördüğünüz gibi 2009'dan başlıyor. Her zaman lay lay long. Bütün boğa sinyalleri çalışıyor. Az önceki bahsettiğim. Çünkü haftalıkta dead cross yoktu. Her zaman kırmızı beyazın üstünde olduğu için belki de bu sinyallerin hepsi çalıştı. Ama bu sefer altında olduğumuz için belki de çalışmayacak. Tamam mı arkadaşlar? Yani çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben bu senaryo kesinlikle çalışacak demiyorum. Bir ihtimal. Şimdi boğaya girdik dememiz için mantık olarak kırmızı beyazın üstünde olması gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? Gördüğünüz gibi. Yani bu gerçekleşmedikçe ben net bir şekilde boğa sezonu hayırlı uğurlu olsun diyemiyorum. Önce kırmızı beyazı kesmesi lazım arkadaşlar. An itibariyle kırmızıyla beyazın kesişmesi nereden baksan yıl başını bulur arkadaşlar. Belki daha da uzun sürebilir. Yani o tarihlere kadar zaten ben boğa sezonu kesinlikle başladı diyemiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi bunu biraz detaylandırmak istiyorum. Yani bu dead cross ne anlama gelir? Arkadaşlar hatırlarsanız üç günlük grafikten örnek verdim demin. Şu. 3 günlükte dead cross gelmişti. Yarı yarıya çakılmıştık. Şimdi de bir golden cross geldi. Yani mantığı anlamanız için anlatıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şu grafikle bu üç günlük grafik tamam mı? Bu da haftalık grafik. Bakın burası önemli. Şimdi geçmişte üç günlük grafikte bakın hiçbir zaman dead cross olmamış her zaman kırmızı beyazın üstündeymiş. Şu noktada dead cross olmuş arkadaşlar. Ondan sonra yeni bir dip daha yapmış. Biraz nasıl diyeyim bu üç günlük olduğu için arkadaşlar Aralık ayından ya yani nereden baksam bir sene boyunca tekrar Golden Cross olmamış. Bir sene. Üç günlük grafiğe göre ve daha da düşüşler gelmiş ilerleyen süreçte. Mesela buradan Dead Cross'tan sonra yeni dip ne zaman yapılıyor? 8 ay sonra yapılıyor arkadaşlar. Orada asıl dibini yapıyor. 8 ay sonra. Daha sonra bir daha golden cross oluyor. Boğaya giriyor. Bak. Dead cross ayı. Bakın arkadaşlar. En sonki dead cross'umuza bakın. Yani şurayı bura gibi düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Bak. Yani bir golden cross neticede hiç dead cross olmamış. Hep yükselmiş. Şurada dead cross olmuş. BTC daha da derinlere inmiş. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi haftalıkta da aynı sinyal var. 3 günlükte çalışan başka şeyde de çalışabilirim. Arkadaşlar bu sinyal saatlik grafikte de çalışır, 4 saatlikte de çalışır. Aylıkta da çalışabilir. Yani her zaman diliminde çalışabilir. O yüzden burada bir önemli sinyal var. 2 Yıllıkta önemli bir sinyal var. 3 ana yükselen kanalın kırılması da önemli bir ayı sinyalidir. Onun dışında her şey boğa sezonu hayırlı uğurlu olsun diyor arkadaşlar. Şimdi her halükarda bakın her halükarda beklentimi anlatayım. Boğa geldiyse de gelmediyse de ben 42 bin dolarlara doğru hadi diyelim 40 bin dolara doğru bir hareket geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. 40 bine doğru ben bir hareket bekliyorum. İlk başta aşağıda gidebiliriz ama o 40 bin olayını tamamlamadan Tekrardan ben hani ekstra bir şey beklemiyorum düşüş olarak. Tamam mı arkadaşlar? Ama o 40 bin bölgesine geldiğinde o yani şu kanalı test ettiğimizde arkadaşlar oradan çok çok sert düşüş trendine girebiliriz. Bunu o zaman göreceğiz. Orada bir trend kırılımı falan geldi mi ona göre temkinli gideceğiz arkadaşlar. Olay bu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.